Arkadaşlar bugün İstanbul'a gidiyoruz ve İstanbul'da annemin kuzeni evleniyor. Onun için düğüne hazırlanıyorum videosu çekiyoruz. Saçlarımı yıkadım kuaförde kolaylık olsun diye. Saçlarımı yıkadım ki daha kolay saçlarımı yapabilsinler diye. Şimdi üstümü giymeye geçiyoruz. Bayramlık kıyafetlerimi giyeceğim. Neden diye sorarsanız çünkü ben bu kıyafetlerimi çok sevmiştim. O yüzden bu kıyafetlerimi düğüne giyeceğim. Şimdi kıyafetlerimi üzerime giyindim. Az sonra da kuaföre gideceğiz. Bakalım saçlarımı topuz mu yapacağım, ne yapacağım? Onu da kuaförde göreceksin. Bir kere ablam gibi deneyeyim. Hani gidiyormuş gibi yapıyor, ben de öyle yapıyorum. Arkadaşlar şimdi kuaföre geldik. Ben kuaförümden çok memnunum. Size de tavsiye ederim. Şimdi saçlarımı yaptırmaya gidiyorum. Ben saçlarımı uzun yola gideceğimiz için böyle iki yandan örgülü, sonradan arkadan toplanacak bir saç modelini tercih ettim. Siz olsaydınız hangi saç modelini tercih ederdiniz? Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten buradan İstanbul çok güzel görünüyor. Özellikle İstanbul'un bu manzarasını çok seviyorum. Saçımı kuaförde yaptırdık. Böyle oldu. O kadar geriden geliyor ki şu anda ben kameramanlığını yapıyorum, evet, Zeynep'in. İstanbul'a geldik bile. Düğün yerindeyiz şu anda. Düğün yeri burası. Şimdi ben içeri gidiyorum. Siz azıcık buralara bakalım. Ben sonra içeri beraber görüşürüz. Bu gece gerçekten çok güzel geçti arkadaşlar. Hem akrabalarımızı gördüm hem de takipçilerimizle karşılaştık. Sizleri gerçekten çok seviyorum. İşte bir takipçimizle fotoğraf çekiliyoruz yine. Buradan bütün takipçilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Kuzenimiz oluyor. Hatta video çekmiştik değil mi sen? Aynen, slime videosu. Aynen, slime videosu da çekmiştik. Hatta bubble videosu da çekmiştik sanırım. Aynen. Celil'le de videolarımız var. Videosu da çekmiştik. Aynen. Buraya geldiğimizde geçen sene yayınlamıştık hatta. Bayağı ve şu anda da düğün bitiyor. O zaman hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi düğünden çıktık ve bir tane akrabamızın evine ya yakınlaştır mı? Bir tane akrabamızın evine gidiyoruz ve orada böyle çaylarımızı, kahvelerimizi içeceğiz. Ya yakınlaştırma. Çaylarımızı, kahvelerimizi içeceğiz, ondan sonra evimize gireceğiz.